kapıları yaslanmayınız. Please do not lean on the doors. Evet, kıymetli katılımcılar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Alıştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilgen Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Bilişim Valisi Teknoloji Danışma Kurulu Üyesi Sayın Sadullah Uzunbey'in sunumuyla katkı sağlayacağı Metaverse Çağına Giriş başlıklı webinarımıza hoş geldiniz. Sadullah Bey ile şimdi bağlandı. Kendisine de hoş geldiniz demek istiyorum. Merhabalar, hoş bulduk. Ben şimdi sunumumuz hakkında, webinarımız hakkında arkadaşlara kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Daha sonrasında sizin değerli sunumunuzla webinarımızı ilerletelim. Şu anda biz Zoom üzerinden bir yayın yapıyoruz ve aynı zamanda bu yayın YouTube'dan canlı olarak yayınlanmakta. Tabii Zoom yayınına katılımcı sayımız sınırlı hem güvenlik açısından hem de daha etkileşimli bir yayın yapabilme açısından. Yalnız YouTube kanalında da şu anda canlı yayındayız ve orada da sorusu olan arkadaşlarımız varsa sunumun sonuna doğru sorularını Sadullah Bey'e yöneltebilirler. Arkadaşlarım bu konuda bize yardımcı olacaklar ve onların sormuş olduğu soruları biz Sadullah Bey'e ileteceğiz. Sunu içerisinde temel olarak Metaverse nedir? Metaverse evreninde olmalı mıyız? Geleneksel internet ile Metaverse arasındaki farklar neler? Metaverse hakkında doğru bildiğimiz yanlışlardan bahsedeceğiz. Metaverse'ü diğer VR uygulamalardan yani sanal gerçeklik uygulamalarından ayıran özellikler neler? NFT kavramı ve bu NFT kavramının bize getirmiş olduğu yenilikler neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Metaverse teknolojisini oluşturan ekosistemler teknolojik olabilir. Bu bizim hayatımıza sonuçta etki ediyor. Bu kısımda da etki alanı neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii sunumun sonunda da benim de merak ettiğim birkaç konu var. Sadullah Bey'e sormak istiyorum. Dediğim gibi Sadullah Bey'in sunumundan sonra sorularınız olursa bu soruları kendisine ileteceğiz. Sadullah Bey, ben sunum için size sözü bırakmak istiyorum. İnşallah sunumu etkili bir şekilde arkadaşlarımız verimli bir şekilde bundan faydalanıp bize de bu dediğim gibi güzel bir şekilde yansır. Buyurun Sadullah Bey, söz çok sizde. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Güven Bey, güzel giriş için. Öncelikle kusura bakmayın lütfen, bir toplantım uzaması sebebiyle biliyorum yetişemedim ofis ortamına. Ama zaten önemli bir kısmında ekranın görmüş olacağım diyerek. Sadullah Bey, sesinizi alamıyorum ama. Konu, Metaverse. Sadullah Bey'in sanırım bağlantısında bir sıkıntı var. Kendisi yoldaydı. Telefondan bağlanmak mecburiyetinde kaldı. Tekrar bağlantı kurmaya çalışıyoruz.
Evet, arkadaşlarımız Sadullah Bey ile iletişim kuruyorlar şu anda. En kısa sürede kendisi yayına bağlanacaktır. Sunum şeklinde ilerleyeceğiz. Yani Sadullah Bey kendi sunumunu yapacak. Sunum sonrasında da dediğim gibi sorularımız varsa kendisine iletiriz. Tabii son günlerde özellikle Facebook'un Meta ismini almasından sonra gündemde olan bir konu. Aslında birçoğumuzun bu konu hakkında bilgisi var. Az çok da kulaktan dolma da olsa bilgimiz var. Tabii bu konuyla çok yakından ilgilenen arkadaşlar var. Bu konuda yüksek lisans doktora tezleri yapılmaya başlandı. Gelecekte de bizi çok farklı noktaya götüreceğini düşündüğüm bir alan. Burada merak ettiklerimiz bazen doğru bildiklerimiz yanlış da olabiliyor. Yani Metaverse denilince aklımıza hemen bir sanal gerçeklik gözlüğü geliyor ve bir etkileşim geliyor. Ancak her sanal gerçeklik gözlüğüyle de bu etkileşimi oluşturamayabiliyoruz. Bu noktada da verimli olacağını düşündüğüm bir yayın olacak. Tabii dünyada böyle ama Türkiye'de de son özellikle Metaverse çalıştayı yapıldı biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir ifadesi vardı. Gelecek onu tasarlayana aittir sözü ve sloganı. Bu sloganla da bir aslında dijital seferberlik süreci oluşturulmuştu. Bu noktada da tabii ki Türkiye'de de artık birçok alanda bu alana yatırımlar yapılmaya başlandı. Birçok firma, birçok kurum ve kuruluş bu alana geçmeye, bu alanda faaliyet göstermeye, reelde yaptıklarını sanal ortamda da kişilere etkileşimli bir platform olarak sunmaya çalışmakta. Sadullah Bey bağlandı sanırım şu anda. Kusura bakmayın. Bir jammer taşıyan bir araç geçti yanımızdan ve bağlantı kopmuş oldu. Evet, hiç evet, başıma gelmeyen bir şey, kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah. Şimdi evet, gecikmeli dostum, bana bir yetki verirseniz tekrar size zahmet ekran paylaşımı tamam. Yaparak hemen başlıyorum. Şu anda yetki sizde Sadullah Bey. Tamam. Ekranım geliyor olması lazım. Evet, görüyoruz şu anda. Evet. Tekrar kusura bakmayın diyerek başlayalım. Şimdi konu popüler bir konu. Ben bu konuyu biraz da işin magazinsel tarafından sıyrılarak akademik dünyanın tanımlarını ve güncel raporları baz alarak anlatmaya çalışacağım size. Tabii TÜBİTAK'ta bulunuyor olmanın getirdiği sorumlulukla bu Metaverse mevzusu gündeme geldiğinde ilk yaptığım iş Metaverse ile alakalı bugüne kadar yazılmış olan bütün makaleleri, en yüksek paylaşım alan değil daha doğrusu, makaleleri incelemeyle başladım. Akademi dünyasının genel yorumlamalarına baktığım zaman da aslında şöyle bir tabloyla karşılaştım. Bu dönemi gelecekte yeni bir çağın başlayacağı dönem olarak, dijital Big Bang olarak tanımlayan bir takım makaleler söz konusu. Bundan dolayı da sunumun başlığını Metaverse çağına giriş olarak tanımladım. Şimdi önce sizi 30 sene geriye götüreyim. Önce oradan başlayalım. 92 yılını hatırlayalım. Kitlemiz genel olarak öğrenci arkadaşlar, gençler bunu dönemi bilmeyeceklerdir belki. Yaşımız ortaya çıkıyor sunumunda bu kısmı anlatırken ama bundan da bahsetmek lazım. Bu 92 şöyle bir dönem, internetin ilk zamanı. Yani modemle böyle o şey sesiyle, modem bağlantı cızırtılı seslerle internete bağlanıldığı, World Wide Web'in yeni çıktığı, işletim sistemi olarak Windows 3.1'in yeni release edildiği dönem, tamam mı? Bu kadar prematüre, bu kadar her şeyin yeni başladığı bir dönem. Şimdi bu dönemde Neil Stephenson diye biri şu kitabı yazıyor. Snow Crash adında bir kitap yazıyor. Bunun adını çok duymuşsunuzdur. Metaverse konuşulduğunda önce bu kitaptan bahsedilir hep. Bu kitap hakikaten içinde Metaverse tanımını ilk kez geçiren kitaptır. Birazdan konuşacağız. Hani Metaverse tezahürünü anlatan bir sürü bilim kurgu romanı geçmiş yıllarda belki yazıldı ama bu kelimeyi kullanan ilk eserdir bu, ilk romandır bu. Bakın romanın arkasında bir cümle var.
O cümleye dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada diyor ki after the internet what came next? İnternetten sonra ne geldi diyor. Yani romandaki o bilim kurgu romanında interneti artık bitirmiş, tamam mı? Ne geldi diye soruyor. Sonraki ilk cümlesi de enter the metaverse. Metaverse'e giriş diyor. Bugün konuştuğumuz, konuşacağımız avatar kavramından tutun da işte sanal arsalar konusuna, metaverse konusuna en güzel aslında açıklamayı getiren ve ufuk açan kitaplardan, romanlardan bir tanesi. Ben de yarısına kadar geldim, hala keyifle okuyorum. Şimdi buradan hareketle, buradan başladığımız zaman tanım nedir ya, bu metaverse dediğimiz şey nedir diye baktığımızda çok fazla yorum var bununla ilgili. Sanal dünya, ikiz dünya vesaire. Ama ben biraz da işte Facebook'ta Mark Zuckerberg'in yaptığı sunumdaki tabiri en izah edilir buluyorum. Embody is the internet diyor. Yani internetin ete kemiğe bürünmüş hali olarak tanımlayabiliriz metaverse'ü. Bu demek, bunu şöyle izah edebilirim. Deneksel internet bir sesim geliyor mu? Az önce ekrana yine internet bağlantını düzensiz diye bir mesaj düştü. Bir sıkıntı evet, var mı? Evet, şu anda geliyor. Tamam. Geleneksel yöntemle biz nasıl internette geziyoruz şu anda? Bir e-ticaret sitesi örneğini verelim mesela. Siteye girdiğimiz zaman işte butonlar var solda ya da yukarıda, departmanlar var. E-ticaret, elektronik eşya alacağız diyelim ki, elektronik eşya departmanına tıklıyoruz, oradan laptopa tıklıyoruz. Tıklayarak gezindiğimiz bir dünya var, iki boyutlu. Metaverse çağına girdiğimiz zaman aslında orada avatarımız olacak ve bir AVM'nin önünde, sanal bir AVM'de olacağız. O AVM'nin içerisine gireceğiz. O AVM'nin içinde işte katlar olacak. Erkek giyim katı, kadın giyim katı, elektronik eşya katı. Asansörle ya da merdivenle avatarımız oraya gidecek. Yani geleneksel yöntemde bir site içinde link tıklayarak seyahat ediyor olacağız. Metaverse çağında avatarımızın yürüdüğü, koştuğu bir dünya olmuş, gelmiş olacak. Aynı şekilde şu anda surf yapıyoruz internette, sayfalar arasında geziyoruz. Metaverse çağına geldiğimiz zaman artık metaverse'ler arasında ışınlanmaktan bahsediyor olacağız. Dolayısıyla başrolde avatarımız olacak. Artık avatarımızın ön planda olduğu bir dönem gelmiş olacak. Ve burada biraz da nasıl diyelim, bakış açısında da bir değişiklik olmuş olacak. Yani şu anda biz başrolde biz varız. Biz, bizim yönettiğimiz iki boyutlu Web 2.0 diye adlandırdığımız bir internet ortamında geziniyorken ve başrolde de biz olduğumuz için kendimize çok fazla yatırım yapıyor, özen gösteriyor. İşte aksesuar alıyoruz, kıyafetlerimizi ona göre seçiyoruz. Avatarımızın ön planda olduğu bu metaverse çağında benzer yaklaşımı avatarımız için sergiliyor olacağız. Avatarımıza kıyafetler alacağız. Avatarımıza şapka, aksesuar alacağız. Dijital evimizin duvarına sanat eseri alacağız. Arsa alacağız. Bu tür yatırımlar yapıyor olacağız. Şimdi bütün bunlara ne deniyor diye baktığımız zaman aslında çok sürpriz olmayan bir tanımla karşı karşıya geliyoruz. NFT. Nitelikli fikri tapu ya da işte Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimizin yeni koyduğu tanımlamaya göre. Şimdi NFT dediğimiz şey hani gündemimize çok fazla şeylerle girdi. Collectible'larla girdi. Dijital sanat eserleriyle girdi. Ama NFT bunun ötesinde bir kavram. NFT dediğimiz şey blockchain'de bir kayıt. Sahiplik bilgisi. Hani nitelikli fikri tapudaki o tapu kavramı biraz oradan geliyor aslında. Sahiplik bilgisini gösterildiği bir kayıt NFT dediğimiz şey. Bu mantıkla baktığımız zaman sadece dijital sanat eserleri ya da koleksiyonlar girmiyor. Her şey giriyor. Ben buna dijital dünyanın tüketim malzemesi diyorum. Şu an gerçek dünyanın tüketim malzemeleri ne yapıyoruz? İşte alışveriş merkezlerine, e-ticaret sitelerine girip gerçek dünyanın tüketim malzemelerini satın alıyoruz. Şimdi yeni dönemde artık metaverse çağında tüketim malzemelerimiz NFT olacak ve bu NFT'leri alıp satım yapacağımız işte pazar yerleri olacak. Orada bu düzeni sürdürüyor olacağız. NFT dediğimiz şey hafife alınmayacak bir şey ve gün geçtikçe hayatımıza giren bir şey. Bunun da en güzel kanıtı aslında 2018'den bugüne, yani NFT'nin ilk başladığı zamandan bugüne kadarki pazar payını gösteren şu şema. Çok net bir şekilde aslında bu realitenin geldiğini, eksponansiyel bir şekilde hayatımıza girdiğini gösteriyor diyebilirim.
NFT kavramı 2018 yılında CryptoKitties diye böyle kedi figürlerinin oluşturduğu koleksiyon ve işte oyunsallaştırılmış bir kavram olarak karşımıza çıktı ve dünya genelinde 40 milyon dolar civarında bir pazar hacmine sahip. 2019 yılında bu 140 milyon dolara çıktı. Sonra derken 2020 yılında NBA dedi ki onlar biliyorsunuz koleksiyon kartı denen bir kavram var. Yani hala aktif olarak aslında kırtasiyelerde satılır basketbolcu kartları, futbolcu kartları. Bunlar belli sayıda kartlar basılır ve insanlar bunun koleksiyonunu yapar. İşte, albümler vardır, albüme yerleştirir. Efendime söyleyeyim birbirleri arasında bunu exchange ederler. Hala bugün eBay'e girdiğiniz zaman işte NBA'in geçmiş yıllarda basmış olduğu ve nadir sayıda basılmış olan basketbolcu kartlarını görebilirsiniz. Böyle bir ekonomi var, böyle bir realite var. NBA dedi ki 2020 yılında ben artık NFT yapacağım. Ben artık sadece klasik basketbolcu kartı basmayacağım. Dijitalin de nimetlerinden faydalanarak en iyi smaç anının 10 saniyelik videosunu yapacağım. Efendime söyleyeyim işte basketbolcuların fotoğraflarını NFT yapacağım dedi ve NFT Top, NBA Top Shot adında bir NFT pazar yeri hizmete soktu. Bunu yapmasıyla beraber 140 milyon dolar olan NFT pazarı 340 milyon dolara çıktı. Sonra 2021 bunun NFT'nin altın çağı diyebiliriz. İşte 69 milyon dolarlık resimden tutun da bilimum maymun koleksiyonlarına kadar Bored Ape Yacht Club'lardan işte efendime söyleyeyim bizim de bayağı sanatçımızın Refik Anadolu'dan tutun Cem Yılmaz'a kadar birçok sanatçımızın girdiği bir dünya haline girmeye başladı, dönmeye başladı. Sanal araziler çıkmaya başladı falan derken bu 340 milyon dolarlık pazar payı 22 milyar dolara kadar fırladı. Bugün baktığımız zaman şu an 10 milyar doları geçmiş durumda. Yani bu ne demek? Bu yılı geçen yılda 2021'i de katlayarak kapatacak demek. Dolayısıyla NFT dijital dünyanın artık tüketim malzemesinin adıdır ve NFT realitesi hayatımıza perçinlenerek iyice girecek bir kavramdır diyebiliriz. Bir örnek işte NFT'ler dedim ya şu an geleneksel dünyanın tüketim malzemeleri nasıl e-ticaret sitelerinde ya da işte geleneksel AVM'lerde satılıyorsa NFT'ler de NFT pazar yerlerinde satılıyor. En büyüğü işte şuradaki görselde gözüküyor tepede OpenSea. OpenSea'den bir ekran görüntüsü koydum. Bu şekilde hesap açıp hepimiz yapabiliriz bu arada. Yani her birimiz şu an benim var mesela burada hesabım NFT'lerim de var. Sizler için de bu geçerli. Burada bir hesap oluşturabilirsiniz ama kendi ürettiğiniz NFT'ler ama satın aldığınız cüzdanınıza koyduğunuz NFT'leri burada sergileyebilir. Yeni baştan satabilir veyahut da birine hediye edebilirsiniz. Şimdi Metaverse'e geri döndüğümüz zaman Metaverse kavramına şu an tabii çok popüler bir konu. Neden popüler? Ben şimdi Google'da tüm zaman aramalarını koydum buraya ve iki kelimeyi kıyasladım. Blockchain ve Metaverse kelimelerini. 2004'ten bugüne kadar mesela blockchain kelimesi şu mavi olan bakın 2008'de ilk kez dünya gündemine girmiş. Nedir bu 2008 tarihi? Satoshi Nakamoto'nun meşhur Bitcoin makalesini yayınladığı tarih. O tarihte dünya blockchain'i merak etmeye, araştırmaya başlamış ve o tarihten sonra hiç düşmemiş, sürekli gündemde kalmış. Ama Metaverse kelimesi 2021'de Ekim ayında birdenbire böyle çok ivmelenerek dünya gündemine girmiş ve blockchain'den bile daha fazla konuşulur hale gelmiş. Ama dikkat ederseniz Metaverse ile ilgili geçmişte böyle minik hareketlilikler var. Zaten ipucunu sunumun başında verdim. 30 sene geçmişe gittiğimiz zaman da Metaverse kavramının konuşulduğundan bahsettim. 2003'ten bu yana bir sürü akademik makalede Metaverse'in işlendiğini söyledim. Metaverse konusu dolayısıyla aslında blockchain'e kıyasla daha eski bir konu, daha evveliyatı olan bir konu. Şöyle birazcık da yol haritasına baktığımız zaman tarihçesine burada kilometre taşlarını görebiliyoruz. Mesela önemli bir kilometre taşı 2003 yılıdır. 2003 yılında Second Life diye bir oyun geldi ve insanlara sanal ekonomi kavramını anlattı, gösterdi, kanıtladı. Yani hala geleneksel söylem vardır. Elle tutmadığımız şeye para mı verilir kardeşim diye böyle hani hep söylenir. Veriliyor. Yani 2003'te bu kanıtlandı. Hala devam eden bir pazarı var ciddi anlamda. Second Life oyununun kendi para biriminin olduğu, içinde işte oyun karakterlerinin satıldığı, aksesuarların satıldığı, level'ların satıldığı bir pazar yeri var. Ve bunu dünyaya kanıtlamış oldu. Şu anda NFT bu bayrağı göstermiş durumda. Oyun içi
ekonomiler hala devam ediyor. MMORPG oyunlarında bu zaten devam ediyor. Second Life bunu başlatmış oldu. Roblox hakeza yine önemli bir kilometre taşı. Hani şeyin Metaverse'ün ataları diyebileceğimiz tek şeyler bunlar, gelişmeler bunlar. 2013 yılı önemli. Sanal gerçeklik gözlüğünün ilk kez Kickstarter'da dünya vitrinde çıktığı, bir sene sonra da Facebook'un zaten keşfedip de yatırım yaptığı bir gözlük. Zaten aynı Facebook biliyorsunuz 2021 itibariyle adını Meta olarak değiştirdi. 2018 önemli bir tarih, şey açısından önemli bir tarih. Metaverse farkındalığının artık dünya gündeminde daha anlaşılır hale gelmesi açısından Steven Spielberg Ready Player One isimli bir film çekti. Başlat olarak Türkçe'ye çevrilen bir film. Eğer aramızda izlemeyen varsa muhakkak tavsiye ediyorum. Metaverse'ün ne anlama geldiğini çok daha iyi tecrübe etmenizi sağlayacak bir film olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu kadar girişten sonra Metaverse'ü biraz daha iyi anlatmak için bir metafor yapacağım, bir alegori yapacağım. Çünkü şu anda şey açısından kafalar biraz karışık. Ben şey diye anlatıyorum, her gördüğümüz sakallıya Metaverse der olduk. Yani çok popüler bir kavram olduğu için her şeye Metaverse'ü yapıştırıveriyoruz. Ama tam olarak konu öyle değil. Metaverse nedir, ne değildir diye bir önce bir alegori yaparak, bir metafor yaparak başlayalım. Canlı yayın ve banttan yayın. Ne demek bu? Yani banttan yayın dediğimiz şey YouTube, Netflix gibi video on demand platformlarını düşünün. Yani siz istediğiniz zaman içeriye erişebildiğiniz, işiniz çıktığında pause edip durdurup, işinizi yapıp döndüğünüzde kaldığınız yerden devam edebildiğiniz platformlardır. Banttan yayın platformları. Ama bir de canlı yayın diye bir kavram vardır. Nedir o? Eğer işiniz çıktıysa geçmiş olsun, kaçırdınız. O devam eder. Döndüğünüzde kaldığı neresiyse artık oradan izlemeye devam edersiniz. Yayın akar gider. Böyle durdurma, pause etme falan yoktur. İşte bu mantıkla baktığınız zaman Metaverse dediğimiz şey aslında canlı yayına benzer. Dolayısıyla çok karıştırıldığı için bu şeyi benzetmeyi yaparak başladım. Anahtar kelime Metaverse'de immersive dediğimiz, yani sürükleyici, içine çeken, akışkan olması gerekir. O ortamın Metaverse diye tanımlanabilmesi için. Dolayısıyla VR oyunlar, MMORPG, Massively Multiplayer Online Role Playing Games dediğimiz platformlar. Bunlar Metaverse değil. Baktığınızda çünkü ciddi bir onboarding süreci var. Yüksek gigabyte'la dosya indirmeniz gerekiyor. Doğru, online bir platform, bir sürü oyuncu aynı anda aynı yerde geziniyorsunuz. Ama siz kapatıp da silip de hesabı yeni baştan kurduğunuz zaman yeni bir süreci tamamlamanız gerekiyor oyuna dahil olmak için. Yani o immersive, o akışkanlık, yaşam kavramı yok. Bunu hatta şeye benzetebilirsiniz. Yani biz şu anda İstanbul'da bir etkinlikteyiz, beraber konuşuyoruz. Ama aynı anda şu an Polonya'da da bir hayat var, İngiltere'de de bir hayat var, Amerika'da da var ve orada ne bileyim bir konserde insanlar şu an eğleniyor. Biz gitsek de eğleniyor, gitmesek de eğleniyor. İngiltere'de birileri şu anda okulda ders görüyor. Biz olsak da olmasak da ayarladık biletimizi, gittik, dahil olabiliyoruz. Tamam mı? Yani dolayısıyla bir akışkanlık, bir immersive hayat var. İçine çeken, sürükleyici bir hayat var. Bunun dijital tezahürü olarak düşünebilirsiniz Metaverse'ü. VR oyunlar bu anlamda Metaverse değil. VR toplantılar Metaverse değil. Çok konuşuluyor bu da. VR toplantı yapan, VR gözlüğü takan Metaverse'e girdim diyor. Hayır. Onlar da aslında şu an biz Zoom'u kullanıyoruz. Zoom'un biraz daha böyle alengirlisi. Öyle anlatalım. Biraz daha albenilisi VR toplantılar. Ama Metaverse diyemeyiz. Çünkü toplantı bitti. Uygulamayı kapattın. Bitti. Yani tekrar işte bir araya gelip aynı anda aynı uygulamayı açmak lazım ki aynen Zoom'da olduğu gibi buna kullanabilirim. Ne olur Metaverse olması için? Bakın, bir girdiniz, sokak boş, bir daha girdiniz, iki gün sonra oraya birisi almış, bina dikmiş. Tanımadığınız avatarlar dolaşıyor etrafta. Kim olduğunu bilmiyorsunuz. Bir kalabalık aynen aşağıya indiğinizde sokağı gezerken yaşadığınız gibi insanlar var ve bilmiyorsunuz kim olduğunu. Onlarla beraber aynı ortamı soluyorsunuz. Bunun dijital versiyonu olarak düşünebilirsiniz Metaverse'ü. Şimdi Metaverse dediğimiz şey bir teknolojik ekosistemi barındırıyor içinde. Konu sadece bir VR gözlük konusu değil. Tamam mı? Eğer VR teknolojisinden ibaret değil. Ciddi bir yapay zeka desteğine ihtiyaç var.
hem avatarların birbiriyle olan etkileşimi açısından önemli, hem otonom avatarlar açısından önemli. Yapay zeka birincisi bu işin önemli bir parçası. Blockchain çok önemli bir diğer, hatta şöyle yapalım. Ben bunların hepsini detaylandırmıştım. Buradan başlayarak gidelim aslında. AR VR'la başlayalım madem, doğru. Şimdi hep VR konuşuluyor ya, işte sağdaki gibi gözlüklü, sanal gerçeklik gözlüklü fotoğraflar kullanılıyor Metaverse dediğimizde. Bakın 2021 yılında dünya genelinde satılan VR headset sayısı 11 milyon. Yani 5 milyar internet kullanıcısı var, öyle hesap edin. 5 milyar internet kullanıcısı olan bir büyük bir ekosistemde 11 milyon gibi küçük sayıda bir kullanıcının sahip olduğu bir teknolojiden bahsediyoruz. Mevcut haliyle ağır, hantal bir teknolojiden bahsediyoruz. Dolayısıyla Metaverse eşittir bir yer demek bu anlamda çok doğru olmaz. Hatta tahminlere göre 2030 yılında 250 milyonu bulacağı öngörülüyor VR gözlük sayısının. AR dediğimiz arttırılmış gerçeklik teknolojisi, yani bu Snapchat'te, Instagram'da gördüğümüz filtreler, yani gerçek kamera görüntüsü üzerine bilgisayar teknolojisi kullanılarak arttırılmış gerçeklik eklenmesi konusu biraz daha popüler gözüküyor şu an itibariyle. Hem bugün itibariyle hem de yine 2030 tahmini itibariyle baktığımız zaman 750 milyon civarında da AR kullanıcısı, augmented reality kullanıcısı olacağı varsayılıyor. Dolayısıyla toplamda 1 milyar kullanıcı olacağı tahmin ediliyor. Yine aslında baktığınızda bu da hani düşük bir sayı. Mevcut internet kullanıcı sayısına kıyasla yaklaşık olarak %20'sinden bahsediyoruz diyebiliriz. Yani Metaverse böyle bana şey soruyorlar, hocam Metaverse emekleme aşamasında mı, ne aşamada falan diye, diyorum ki hayır, Metaverse kuvvette. Erken doğum. Yani şu anda prematüre, çok erken evredeyiz. Daha da şu anda da bir gerçek Metaverse deneyimi sunan bir platform yok. Şimdi birazdan geleceğiz mantığına. Yapay zeka konusu niye önemli? Birincisi dijital ikiz kavramında yapay zeka kullanılacak. Burada otomatik dijital ikizin oluşturulması konusunda. Artı NPC, non-player karakter, oyunlardan vakıf olduğunuz bir tabirdir bu. Yani Metaverse evreni içerisinde belli artık dijital karakterler olacak. Sizleri yönlendirmek için konumlanmış olan, bunlar tamamen yapay zeka ile koşturulacak. Bir de otonom avatarlar olacak. Onlar da aslında sizi öğrenen, zamanla sizin davranışlarınızla belli bir pattern oluşturan ve siz o evrene girmeseniz bile sizin tanımladığınız, istediğiniz bazı görevleri yerine getiren avatarlar yapay zeka marifetiyle bu işi yapıyor olacak. Bu arada teknoloji, anlattığım teknolojilerde eğer sağ üst köşede Bilgem logosu görüyorsanız, bu konuyla ilgili TÜBİTAK Bilgem'in çalışmaları olduğunu anlamına geldiğinde ifade etmek istiyorum. Blockchain bir diğer önemli sacı ayağı Metaverse için. Neden çok önemli? Birincisi başta anlattık, tüketim malzemelerini, NFT'ler için blockchain şart, çok önemli. Artı kişisel egemenlik kavramı önce aslında ID ile, kimlikle başlıyor. Yani siz blockchain'deki kimliğinizle oraya giriyor oluyorsunuz. İmzalayarak giriyor oluyorsunuz. Sonra da personal sovereignty kavramı, kendi verinizin sahibi kendinizsiniz. Kendi cüzdanınız var. Bütün asetleriniz sizin kontrolünüzde. Sizin izin verdiğiniz kadar Metaverse evreninde kullanabileceğiniz, gösterebileceğiniz bir düzen, işte Web3 diye de aslında adlandırabileceğimiz bir düzenin ipucu burada. Blockchain teknolojisi ve dijital kimlikle gelmiş oluyor. Ve tabii ki kripto paralar, her bir Metaverse evreni kendi parasıyla geliyor olacak. Her bir Metaverse evreninin içinde geçerli olan kendi para birimi ekonomisi oluyor olacak. O da yine blockchain teknolojisi sayesinde. Devam ediyorum. Computer Vision, bilgisayarlı görü kavramı, Metaverse'ün çok önemli bir diğer bileşeni. Hatta şöyle söyleyeyim, yani aramızda bilgisayar mühendisliği konusu okuyan varsa ya da meraklı olan varsa, en önemli başlıklarından bir tanesi özellikle object detection konusu, efendime söyleyeyim, konumlandırma konuları, görüntü işleme teknolojisine dayalı konular, Metaverse teknoloji ekosisteminde optimizasyon gerektiren, mevcut teknolojilerin iyileştirilmesi gerektiren konular olarak karşımıza çıkıyor. Şu Snow Crash romanından bahsettim. Orada bir Metaverse evreninden bahsederken şey anlatıyor. Bir popüler binadan bahsediyor. İşte herkes diyor, o binanın, bütün avatarlar o binanın önünde toplanmıştı diyor. Avatarlar diyor birbirinin içinden geçiyor diyor. Çünkü diyor
bilgisayarın diyor bunu işleme altyapısı kapasitesinin olması mümkün değil diyor. O kadar binlerce avatarın birbirine çarpıp çarpmamasını işte orada image processing yapacak ve ona göre konumlandırma bu diyor kolay değil diyor. O yüzden avatarlar gölge gibi birbirinin içinden geçiyor diyor. Ama o bina özel bir bina, hackerların olduğu bina. Bina içine girmeyi başardığınız zaman oradaki avatarlar diyor şey daha böyle daha görünür ve birbirleriyle iletişimde diyor öyle birbirinin içinden geçme gibi bir durum yok diyor. Burada bile 30 sene önceki kitapta bile aslında hani bir görüntü işleme teknolojilerinin ne kadar önemli olduğu, önemli rol alacağının kanıtı niteliğinde. Bir de tabii bütünsel, holistik bir understanding denilen bir konu var. Burada derinlik, yani mesela bizim beynimiz anlık olarak çok yüksek kapasitede işlem yapıp bize ipuçları verebiliyor. Yani bir nesnemiz olduğu zaman, bir obje durduğunda önümüzde elimizi ne kadar yaklaştırırsak onu kavramak üzere olduğumuzu, parmaklarımızı ne zaman kapatmamız gerektiğini beynimiz hesaplıyor. Aynı mantık dijital dünyada avatarlarımız için geçerli. Sürekli bir arka tarafta bir şeyin algoritmanın koşarak, çalışarak bu hesaplamayı yapması lazım. Avatar şu anda duvarın yanında, avatar bir diğer avatarın yanında, avatar bir objeye yaklaştı gibi hesaplamaların sürekli yapılıyor olması lazım. Şu anki teknik altyapı bunu ölçekleyebilecek seviyede değil. Ciddi iş düşüyor görüntü işleme konusunda. Onu özellikle söyleyeyim. IoT robotik bir diğer önemli bileşen metaverse ekosisteminde bunu öncelikli olarak şöyle söyleyebiliriz. Giyilebilir teknolojiler. Yani sadece AR VR değil konu. Gittiğiniz sanal bir konsere, tamam mı? O öyle kıyafetler gelecek ki işte yelek giydiniz, pantolon giydiniz. Sanki gerçek konsere gittiğiniz zaman işte yandan biri geldi, arkadan biri ittirdi. Yani o kalabalık ve coşkuyu nasıl hissediyorsanız gerçek hayatta, Metaverse tezahüründe de bunu giyilebilir teknolojiler ve IoT sayesinde gerçekten sanki orada biri varmış gibi hissediyor olacaksınız. Bakın şu anda şey göstereyim size, Oculus'un güncel versiyonu, Quest 2 gözlüğünü göstereyim size. Şimdi bu gözlüğün yanında iki tane kumanda geliyor, el kumandası geliyor. Şu zaten standart bir headset, bu şey değil, harca alem artık. Şunlar, bakın, bunun içinde ciddi bir titreşim motoru altyapısı var. Aynen PlayStation kontrollerinde olduğu gibi, kumandasında olduğu gibi. Siz avatarınızın el hareketlerini bununla kontrol ediyorsunuz. Ve şu anda teknoloji şuna izin veriyor. Bakın gittim ben, girdim Metaverse'e, sanal aleme. Orada bir diğer avatarı gördüm. Çak yaptığım zaman eğer gerçekten avatarlarımızın eli çak yapıyorsa aynı anda kontrollerimiz titriyor. Yani o bir temas etme hissini zaten şu anda vermeye başlamış durumda teknoloji. Bu eldivenlerle, giyilebilir teknolojilerle desteklendiğinde çok daha immersive, çok daha içine çeken bir hale gelmiş olacak. Biz TÜBİTAK Bilgem olarak bunun ilk evresi olan haptik, dokunabilir teknolojiler konusunda çalışmalar yapıyoruz ve bununla ilgili bir geliştirdiğimiz Dokubul diye bir ekranımız var. Hani klasik ekrana dokunduğunuz zaman pürüzsüz duruyor ekran, ama bizim teknolojimiz sayesinde artık ekrandaki görsel her neyse onu hissetmenizi, orada bir kademe varsa kademeyi, işte ne bileyim bir timsah var mesela, pulları var, o pürüzü hissetmenizi sağlayacak temel teknolojiyi geliştirmiş durumdayız. Şimdi bunu giyilebilir teknolojilere evirmek gibi bir süreç içerisindeyiz. Bulut bilişim bir diğer önemli metaverse bileşeni. Bakın şunu, hani az önce görüntü işleme teknolojisindeyken bahsettim. Çok yüksek bir işlemci kapasitesi gerekiyor. Çok işte algoritmalar gerekiyor. Tamam. O algoritmalar bilgisayarlarda koşacak. Şimdi artık veri merkezlerinin hiç olmadığı kadar önemli olacağı bir döneme gireceğiz. Metaverse hayatımıza girdiğinde tam anlamıyla. Son güncel yayınlanan raporda şöyle bir ifade var. Şu anki işlemci ihtiyacının 1000 katı kapasiteye ihtiyaç olacak gerçek bir Metaverse deneyimi için. Dolayısıyla hani küvezde neden prematüre aşamada olduğunun bir diğer örneği olarak bunu gösterebiliriz. Şu anda daha Metaverse diyeceğimiz bir deneyim, Metaverse deneyimi diyebileceğimiz bir dünya henüz yok. Bu yüzden Mark Zuckerberg bu işle ilgili 10 bin istihdam sağlayacağını, milyarlarca dolar para harcayacağını deklare etti. Çünkü o da farkında bu konuda daha yapılması gereken çok fazla şey olduğunu. Bulut bilişimden sonra iletişim bir diğer
önemli konu. Mobil iletişim konusu şundan dolayı önemli. Bakın MMORPG oyunlarında lag denilen bir kavram var, gecikme denilen bir kavram var ve bu oyun kalitesini çok etkiliyor. İyi bir oyun deneyimi için 30 milisaniye gibi bir gecikmenin yeterli olduğu söyleniyor MMORPG oyunlarında. Video görüşme, bakın biz şu an Zoom'da bir görüşme yapıyoruz. Az önce benim internetim gitti geldi. Neden? Çünkü bağlantım iyi değildi, stabil değildi. 150 milisaniye gibi bir gecikme tolere edilebiliyor iyi bir video görüşme deneyimi için. İyi bir metaverse deneyimi için 12 milisaniye gerekiyor. Yani bu çok iddialı. Demek ki bizim mevcut iletişim altyapılarımızın sadece Türkiye olarak değil, bunu dünya genelinde ölçekleyin lütfen. Amerika Birleşik Devletleri dahil hepsinin iletişim altyapısının gelişmesi lazım. En güncel yayınlanan akademik rapor diyor ki şu an Çin'in belli bir bölgesi hariç kablosuz olarak metaverse'e hazır değil dünya diyor. Bu kadar hani yine çarpıcı bir örnek. Bu kadar gerçek metaverse deneyimine uzağız mobil iletişim altyapısı itibariyle de baktığımızda. Şimdi bu teknolojik tarafıydı. İşin hayatımızın hangi diğer alanlarını etkileyeceği konusunda baktığımızda da hani sunumun girişinde bahsettim, bir dijital Big Bang'den bahsediliyor. Yani gerçekten yeni bir çağın başladığından bahsediliyor. Her şey değişecek. Hayatımızın her alanına etki edecek bir dönüşümden söz ediyoruz. Ticaret değişecek, ekonomi değişecek, hukuk, ideoloji, yaşam şekilleri değişecek. Mesela bir örnek ticaretle ilgili verebilirim. Geçen sene Nisan ayları gibi, yani daha Facebook kendisini Meta yapmadan, Meta'yı deklare etmeden önce ayakkabı sektöründeki bir iş insanıyla sohbet ediyorum. Ona şey dedim. Ya abi dedim, bak hani gayet iyi işleriniz, dünyaya satıyorsunuz. Ya bir şey yap, minik bir birim kur, 2-3 öğrenci ya da işte şey istihdam et. 3 boyutlu tasarım yapsın, ayakkabı, dijital ayakkabılar yap. Çok şey yaptı ya, öyle saçma şey mi olur dedi ya. Kim ne yapsın dedi ayakkabının resmini. Tamam mı? Ama şimdi bakın Nike birkaç ay önce çok ciddi paralar ödeyerek bir ayakkabı NFT startup'ına yatırım yaptı. Adidas bu konuya yatırım yaptı, yapıyor. Neden? Çünkü o hani avatarın iyi görünmesi refleksi, insanların avatara yatırım yapacağı refleksini hatırlayın. Bunun geldiğini görüyorlar. Gucci mağaza açıyor, dijital NFT çanta yapıyor. Dolayısıyla ticaret şekilleniyor, ticaret değişiyor, değişecek. Ekonomi değişecek bahsettik, kripto paraların olduğu, kendi kripto paralarının olduğu, kendi ekonomilerinin olduğu bir düzen geliyor. İdeolojik olarak işte şey konuşuluyor, yani metaverse'de hac olur mu, metaverse'de şu olur mu? Yani bunlar iyice artık hayatımıza girecek. Gerçi ben şey diyorum, hacı metaverse'de yapan cennetin ancak NFT'sini alır diyorum. Ama gün sonunda bu da bir konu olarak çıkacak karşımıza. Hukuk önemli bir başlık. Şu tür vakalar yaşayacağız. İnsanlar gelecek eşine boşanma davası açacak. Neden? Eşim beni aldatıyor. Kimle? Başka avatarla. Hadi bakalım, yani bu bir boşanma gerekçesi midir, değil midir? Delil ne diyorsun? İşte ya eşim VR gözlüğü takmışken işte söylemleri farklıydı. Efendime söyleyeyim, ben çöp kutusu ya da otobüs durağı şeklinde başka bir avatarla kendimi gizledim, onu takip ettim. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar delil olacak mı, olmayacak mı? Gibi konular karşımıza çıkacak. Dolayısıyla kültürel anlamda Kore mesela bak bunu gördü ve bir Metaverse Hub kurdu. Devlet olarak bu işe el attı. Dedi ki eğer ben buna müdahale... Evet, sanırım Sadullah Bey'in bağlantısında yine bir sorun oluştu. Sesim geliyor mu? Yine kesildi galiba. Evet, şu anda geliyor Sadullah Bey. Tamam, ekranda sunum geliyor mu? Sunumunuzu ben şu anda göremiyorum. Arkadaşlar da göremiyor tamam. Sanırım. Hemen tekrar şey yapayım.
İşin felsefi tarafından bahsediyordum. Platon'un mağara alegorisinden. Tek başta bu konu aslında saatlerce konuşulabilecek bir konu. Tekrar zincire mi bağlanıyoruz? İşte acaba gerçekliğin, sanal gerçekliğin gerçek dünyadan ayrımının iyice belirginsizleşeceği bir döneme mi geçiyoruz? İnsanlar nereye doğru gidiyor konusunun sorgulanacağı bir konu. İşin felsefesi de yine şey yapacak, ele alınacak, oraları da etkileyecek. Son iki slaytım popüler olduğu için bunu ekledim. Sanalarsa konusu. Çok fazla şey alıyorum, soru alıyorum. Yani şu anda şu dönemi fırsat olarak gören, işte hani şey vardır ya, dedemin dedesi buralar dutlukken buralarda arsa almış, şimdi işte hayatımız kurtuldu hikayesi vardır, hep böyle kulaktan kulağa yayılır. Ya biz bu treni kaçırdık, bari dijital dünyada böyle bir fırsat varsa kaçırmayalım diye insanlar sanal arsa almaya yönelmiş ya da bu tür sanal arsa hikayeleri çok fazla konuşur durumdalar. Buna işte FOMO, Fear of Missing Out diyoruz. Şimdi bununla ilgili ben şunu söylüyorum, bir sakin olmamız lazım. Çünkü tabiri caizse mekanın sahibi henüz gelmedi. Yani gerçek oyuncuların metaverse platformları henüz yok. Facebook'un da yok. Yani bir Horizon World diye bir demo bir projesi var ama o gerçek bir metaverse deneyimi değil. Apple ne yapacak bilmiyoruz. Microsoft ne çıkaracak bilmiyoruz. Şu an birkaç tane metaverse projesi var. O projeler arsalarını satıyorlar. Onlar bugün böyle, yarın ne olacak bilinmiyor. Dolayısıyla sakin kalıp izlemekte fayda var. Şu slide belki daha net açıklayacak benim ne anlatmaya çalıştığımı. Bir saniye, internet az önce gidince sanırım sunum da gitti. Size sayıları göstereceğim. Dünya genelinde sahip olunan arsa sayıları. Yani kaç kişinin arsası var? Onu anlatacağım. O çünkü aslında en çıplak haliyle şeyi bize gösterecek. Yani bu konuda yatırım yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Burada verimli bir fırsat mı var, yoksa büyük bir risk mi var? Onun kararını ben sizlere bırakacağım. Hemen o slayta getiriyorum. Zaten son slaytımdı o. Sondan bir önceki slaytımdı. Bakın, arsa sahibi olan kişi sayıları. Şimdi en popüler şu anki Metaverse platformu Decentraland diye adlandırılan bir platform. 4.700 kişi tüm dünyada. 4.775 kişinin arsası var sadece. OVRland Türkiye'de çok haberlerde de ana akım medyada da yer aldı. İşte Boğaz Köprüsü'nü satıyorlar, Sülün Osman hikayesi falan, hani oralarla çok fazla gündeme geldi. Dünya genelinde 29 bin kişi sadece arsa sahibi sayısı. Bunun yarısı da biziz bu arada, yarısı da Türkler. Yani şimdi pazar çok küçük. Bakın, 29 bin kişi, sağdan say 29, soldan say 29. Kim alacak da kar koyacak da kime satacak? Bu sayı 500 bin olsa, 1 milyon olsa diyeceğim ki durmayın. Burada büyük bir fırsat var, kaçırmayın. Ama bu kadar erken evreden, bu kadar az sayıda kullanıcının olduğu bir ekosistemden bahsediyoruz. Ha, bu yarın ne olur bilmiyorum. Apple tutar da bunlardan birini satın alır, o ayrı mesele ama büyük risk. Microsoft bambaşka platform çıkarır. Buraların yüzüne bakan olmayabilir. O yüzden ben bireysel yatırımcılara sakin olup izlemede kalmalarını tavsiye ediyorum. Ha, kurumsal olanlar için bu platformları deneyimlemekte, buralara yatırım yapmakta bir zarar yok. Çünkü yarın gerçek Metaverse platformları çıktığında hiç olmazsa o tecrübeyi oraya daha rahat aktarırlar. Bir de tabii işin PR boyutu var. Yani bugün Decentraland'de şube açtım dediğin zaman dünya genelinde haber oluyorsun. Kurumsallar için durum biraz farklı ama bireysel yatırımcılar açısından tablo biraz böyle. Şimdi gelelim son slaytımda vereceğimiz mesaja. Şu anda bir internetin ilk evresinde 92 yılında olduğu gibi bir dönemi Metaverse için yaşıyoruz. Metaverse'ün küvezde olduğu, ilk yeni doğduğu dönemleri yaşıyoruz. Ama bu hayatımıza her geçen gün derinleşerek girecek. Magazinden sıyrılarak bunu söylüyorum. Böyle bir realite geliyor. Bizim bu realite içerisinde geliştiren tarafta pozisyon almamız lazım. Burada herkese büyük fırsat ve ekmek var.
yazılımcılar için akıllı kontratlardan girin, işte blockchain tabanlı projelerden çıkın, çok büyük fırsatlar var. Tasarımcılar için inanılmaz fırsatlar var. Bugün bile girin, kıyafet tasarlayın, marketplace'e koyun, satışa çıkarın. Bina tasarlayın, şeyde Decentraland'de yer açmak isteyenlere hizmet verin. Hukukçular için fırsat var. Herkes için büyük fırsatların olduğu bir dönem söz konusu. Dolayısıyla burada tüketici mantığıyla değil de nasıl üretip bu işin bir paydaşı olurum, bu bakış açısıyla hareket etmemiz lazım. Çünkü biz eğer yapmazsak, bakın şu anda başkaları yapıyor. Ve eğer biz yapmazsak başkalarının yaptığı sokaklarda gezmek durumunda hissedeceğiz. Kendi vatanımızda, gurbette hissetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz diyorum. Teşekkür ediyorum. Sadullah Bey, sunum için çok teşekkür ediyorum. Son cümlenize ben de sonuna kadar katılıyorum. Biz de öğrencilerle bir araya geldiğimizde veya sohbetlerimiz esnasında bundan sıklıkla bahsediyoruz. Çünkü bazen üzülüyorum ben de görünce. Özellikle dijital dönüşüm hamlesi başladıktan sonra bunun içerisinde olmalı mıyız, olmamalı mıyız muhabbeti yapılmaya başlanınca bazı şeylerde geç kalmış olabiliriz. Yeni yeni toparlanıp bir şeylere adım attık. Ama en azından bu işin başındayken bu işin de içerisinde en başında olmak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa ben geçen de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir araştırma raporunu incelemiştim. Özellikle dijital oyunlarla alakalı verilen subliminal mesajlar, içerikler, yani bunları hepsini bizim çocuklarımız oynuyor. Bizim geleceğimiz bunlarla vakit geçiriyor. Bu anlamda biz de kesinlikle bu işin içerisinde bir noktadan başlayıp olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Siz yayından düştüğünüz anda ben arkadaşlarla biraz sohbet ederken bu konuya değindim. Şu anda çok şükür hani lisansüstü düzeyde de bu alanda yapılan çalışmalar olmaya başladı. Ben bazen şu örneği veriyorum. Tamam, bir yerde önceden bir kişi AVM kurmuştu. Biz içerisinde bir dükkan açabiliyorduk. Şimdi o AVM'yi biz neden kendimiz açmayalım ve içine kiraya vermeyelim? Yani kontrol bizde olmalı. Kendi ekosistemimizi kendimiz oluşturmalıyız. Dışarıya bağımlılıktan bu noktada da bence biraz kaçınmalıyız diye düşünüyorum. Arkadaşlarımızın soruları varsa sorularını alabiliriz. Siz az çok bahsettiniz ama ben bu işin içerisinde olan biri olarak size sormak istiyorum. Geleceğin meslekleri arasında, yani burada çünkü çok farklı bölümlerden arkadaşlarımız var. Kendileri de bir şeyler yapmak istiyorlardır ama nereden başlayacaklarını bilemiyor olabilirler. Onlara da bir fikir verme açısından meslekleri ne olursa olsun bu işe adım atmak, bu işin içerisinde olmak isteyen arkadaşlara önerileriniz, tavsiyeleriniz ne olabilir? Geleceğin meslekleri olarak bunların içinde neleri görüyorsunuz? Ben kısaca bunu bir sormak istiyorum. Ya burada şöyle bir şey, yani sektör bağımsız olarak söyleyeyim. Az önce hem teknolojik etki alanını hem de kültürel etki alanını anlattım. Çok büyük fırsatların olduğu bir döneme giriyoruz. Bu konuyla ilgili bugünden çalışmaya başlamak yarın sizi 1-0 önde tutacaktır. Yani özellikle öğrenci arkadaşlardan benim ricam akademik makaleleri okuyarak başlamaları. Orada zaten görecekler aslında ne kadar bu konunun olgunlaşmış olduğu, hangi alanlarda akademiyanın ve iş dünyasının hangi alanlara yönelmiş olduğunu çok net görmüş olacaklar. Ve onlarda bir formasyon oluşturacak kişinin yetkinliğine göre. Yani algoritma geliştiren arkadaşlar hemen optimizasyona yönelecekler. Tasarımı güçlü olan arkadaşlar hemen bu işin tasarım boyutuna yönelecekler. Dolayısıyla birincisi bu konuyla ilgili akademik makaleleri bir defa okumalarını tavsiye ediyoruz. Sosyal bilimlerle alakalı arkadaşlara da yani bu konuyla ilgili yetkin avukatlara çok ihtiyaç olacak. Bu konuyla ilgili şehir plancılarına ihtiyaç olacak. İşin işte psikolojik tarafıyla ilgili çalışmalar ihtiyaç olacak. Bugünden yine literatürü öğrenmeleri ve bununla alakalı şimdiden kafa yormaya başlamaları yarın mesleklerinde onlara çok büyük avantaj sağlayacak diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, Zoom içerisinde katılımcı olan arkadaşlarımızdan sesli olarak sorusunu sormak isteyen de olabilir. Böyle bir talep varsa sorunuzu alabiliriz.
Yoksa Sadullah Bey zaten yorgundu. Biz iyice Estağfurullah. yorduk. Hakkınızı helal edin. Ya olur mu, rica ederim. Siz kusura bakmayın, böyle gerçekten araçta istemediğim koşullarda karşınıza çıktım ama Estağfurullah. Estağfurullah. böyle denk geldi bu kez, kusura bakmayın. İnşallah zaten başka etkinliklerde de görüşürüz. İnşallah. Ben Ramazan ayının son haftasıydı. Bir iftarda Sayın Bakanımız Mustafa Varank Bey'le bir sohbet etme imkanı bulmuştum. Orada bizim yaptığımız çalışmalardan da bahsettim. Özellikle geleneksel anlamda yapılan bazı çalışmalar var. Bizim kültürümüzü tanıtıcı hattır, minyatürdür, işte tesiptir vesaire gibi. Ve bu arkadaşlarımızın birçoğu bunu el emeği göz nuruyla yapıyorlar. Ama mesela bunların NFT'ye çevrilmesiyle alakalı çalışma yapılması ve bunun dünya geleneğine yayılması gerekiyor. Nasıl bir Refik Anadol dünya genelinde bir marka oldu. Neden bu işin piri insanlar bir noktada hani kendilerini ifade edemiyorlar veya bir noktaya gelemiyorlar diye bir sohbetimiz olmuştu. O da size yönlendirdi açıkçası Bilişim Vadisi'ne. Onlarla ortak olarak NFT kısmıyla sanırım Bilişim Vadisi ilgileniyor şu anda. Evet. Çalışmalarımız var. İnşallah üniversite olarak da sizlerle bu noktada da belli paylaşımlar yapmak isteriz. Memnuniyetle. Yani bizim görevimiz burada farkındalığı arttırıp öğrenci arkadaşlar özellikle bu işin tüketici tarafında değil de üretici tarafında konumlanmaları durumunda ne kadar büyük fırsatları kendilerini beklediğini anlatabilmek. Evet. Bana gelen şu anda bir soru yok. Çok güzel bir verimli bir sunu olduğunu düşünüyorum. Ben Teşekkür ederim. katılımınız için size çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. İnşallah başka bir Ulise webinarında, üniversitemiz webinarında sizi ağırlamaktan tekrardan mutluluk duyacağız. Memnun oldum. İnşallah sadece webinarlarda değil, sizi yüz yüze de üniversitemizde ağırlamak Evet, isteriz. çok sevinirim. Çok sevinirim. Çok sağ olun. Bununla ilgili de ayrıca inşallah arkadaşlarımız da sizinle iletişime geçerler diye düşünüyorum. Ben İnşallah. çok teşekkür ediyorum. Katılımınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Katılımcı diğer arkadaşlarımıza da, hocalarımıza da, öğrenci arkadaşlarımıza da hayırlı akşamlar demek istiyorum. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben de. Hoşça kalın.